yazılım sisteminde biliyorsun hocam bir sıkıntı olmuştu. Evet. Küresel anlamda geçtiğimiz günlerde dünya genelinde Microsoft kaynaklı böyle bir şey oldu. Birçok ülke bundan inanılmaz derecede etkilendi. Şunu soracağım, sorularda da böyle hocam. Doğan hocama sorar mısınız diyor. Bundaki asıl amaç neydi? Tabii yani şimdi burada bir deneme yaptılar. Şimdi böyle bir olay olması durumunda onların müttefiği olmayan, tabii ki tehdit olarak algıladıkları Çin ve Rusya acaba bu süreçte neler yaşayacak? Bunu gözlemlemek istediler. Ya bunu bir senaryo. En önemli. Sürerdi. Asıl evet. Amaç mı diyorsunuz? Çin ve Rusya'nın neler yaşayacağını ve diğer herhalde devletler, bunu test müttefik ettiler. Olmayanlar. Ve bu testleri sonunda bir hayal kırıklığına uğradılar. Tabii ki biz de bundan en az etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bu anlamda kendi teknolojimize sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Milli teknoloji, yazılım. Milli yazılımların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yatırımlar, teşvikler devam etmeli. Sürekli artarak devam etmeli. Ki yarın öbür gün hakikaten böylesi durumlar yaşanacak. Yaşandığı zaman da ayakta kalabilmek adına çok önemli. Hocam çok önemli bir şey dediniz. Yani diyorsunuz ki bu yaşanan, bu yazılım sisteminin çökmesiyle ilgili husus aslında müttefik olmayan devletler, başta Rusya, Çin gibi ülkelerin yapacakları reaksiyon değil mi? Ne kadar etkilenecekler, etkilenmeyecekler onu ölçmek için. Tabii test ettiler. Bravo hocam. O süreçlerle ilgili bu test sonunda çok önemli. Kendileri almaları gerekeni aldıklarını düşünüyorum. Dersleri yani beklentilerine pek uymamış olabilir ama onlar etkilenmedi o ülkeler. Çünkü birçok saldırı hazırlığı var ve öncesinde de bir takım şeyleri görmek istiyorlar. Kesinlikle. Bu da bir gerçek. Yani bu bir denemeydi. Evet. Bunun devamı gelecek diyorsunuz hocam. Evet. Bu arada çok herhalde yayın sonuna geldik. Evet. Hocam son sözlerinizi alalım. Ben yayının hiç bitmesini istemiyorum. Çok güzel konular da var. Siper vardı, giremedik. 2024'te evet devreye girecek. Yani S-400'lerin yerini alacak olan Siper milli savunma sistemimiz. Düşünsene yani Türkiye'nin, ülkemizin dört bir yanına bunu koyduğun zaman hava savunma sistemimiz hazır. Tabii. Ve milli ve %100 yerli.